İsmail, ben size bir tane kalem alsam. Futbol kalesi mi? Evet. Ya öyle Feyza futbol kalesi deyince hani böyle kocaman bir kale değil. Hani minik kaleler oluyor ya, hatırlıyor musun? Vardı değil mi? Taşınabiliyor böyle. Alıyorlar kollarına, taşıyorlar küçük şöyle. Hmm. O kadar değil de tabii. Sancaktan büyük. Ya benimkisi daha küçük hani, yani şey olsun Onlar dedi. demir. Ya bu plastik canım sende. Bu arada herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın İsmail'cim. Hadi saçları bir daha tara gel anneciğim. Güzelce akıyor. Evet hayatım. Ya o Sen önleri tarıyor. Çıkarıyor. Denizliği çıkarıyor böyle. Arkalar önemli değil onun için. Ay saç taramak ne kadar zor geliyor bu çocuğa. Bir de çok güzel saçları var. Bak güzel. Aa, saçları gerçekten çok güzel. Şş, ne Sarı yapıyor? Ama kalın telli. Bak. Benim tokamı ne yaptı o? Valla en son tokanı iki bacağına geçirip yürümeye çalışıyordu. En son onu gördüydüm. Onu ne zaman Kime konuşuyorsun sen? Ama İsmail demişim. Hakan'a dün işitme testi için yapılan ilacın etkisi akşamüstü çıktı. Akşam erken yattı. Gece deliksiz yattı. Ve çeyrek geçe yaptı bir de. Evet. Bir de şey. Nedir o? Sabah da güzel kalktı. Çok güzel kalktı yani. Dur anneciğim, al bebeğim. Çok güzel uykusunu aldı canım. İşitme testini yapabildiler mi? Yaptılar. Ama o zaman kadın yarım saat içinde de uyanabilir dedi. Akşama kadar diye uyuyabilir dedi. Bizimkisi yarım saat içinde uyandı. Ama neyse iyi oldu. Akşam erken yatmıştı. Erken kalk yatmış oldu bu sayede ya. Daha iyi oldu yani onun için. İsmail geldi de Hakan sonucu sarılırken uyuyakaldı dedi. Evet işte. Uyuyakalıyor öyle işte ya. Bak. Feyza, biz İsmail'e forma almaya gidelim. Formayı alalım ki bugün daha yıkayıp. Normalde forma almayacaktım ama baktım ki Fatma Gül'ün formalarının arkasında işlemeli Fatma Gül yazıyor. Hiç onları fark etmiyorum. Şimdi kocaman devasa yazıyor. Ne güzel, ben bu sene forma almam diyordum İsmail'e. Ama baktım ki öyle yazınca mecbur alacağım. Çünkü Fatma Gül ile Meryem Ege'nin formaların rengi kırmızı. Her ikisi de kırmızı olunca kullanabilirim diye düşündüm ama olmadı. Neyse bir tane forma alacağım. Bir tane formalar da 170-190 lira. Sadece bir tişört, o da kısa kollu tişört. Ya 170'te ya da 190'da. Ben Gazi Yavaş'ta 50 lira almıştım. Hatta Lacoste'nin tişörtü 45 liraydı. İşte bu sadece tişört, Lacoste değil. Ya ben tişört istiyorum, Lacoste istemiyorum. Lacoste yakar. Yakıyor Lacoste. Ay şu kafa gitti. Benim de mesela bir tane Lacoste var, o da 9. sınıfın başında. Okula başladı. Sonra annesinin işi için tayin çıktı. İstanbul'a gitti. Bunu da ne yapayım dedi. 2-3 tane vardı forması. Hepimize birer tane verdi. 4 kızla da şey oturuyorduk. İyi, ne güzel. Orada Lacoste vardı. Tamam, ben çıkayım dedim. 2-3 kere falan giydim. Gazi'nin. Evet. Tamam, ne güzel işte. Seninkileri biz hep Meryem Ege'ninkileri şey verdiydik. Kevser teyzesine Dilşah giysin diye verdiydik. Çünkü ben şeyde bir 5'te aldık forma. Bir de 8'de aldık. 8'de aldıklarım yerine duruyordu. 5'ten küçülmüştü de. Kevser teyzene verdik. İşte şahçım giymişti onlar da, hiç olmaz. Hadi çocuğum kalkalım mı? İsmail hiç memnun değil şu anda. Formayı ben deneyeyim istersen senin yerine anneciğim. Olur mu? Bir tane alacağız yani İsmail. Bir tane İsmail 10 tane alsın aynı hesap da. İsmail şimdi oradan oraya yürüyecek ya. İsmail dışarıya çıkacak ya, o yüzden yani. Gazi'nin oradakine gitmeyeceğiz. Evet. Sevimli'ye gideceğiz. Yani Sevimli'ye 2 dakika gideceğiz, geleceğiz. Oradan da Leyla teyzene bir atlayacağız. O zaten senin işine geliyor. Deniz oyun oynuyoruz. Hala mutsuz. Hala mutsuz. Saçını niye çekim taramıştın? Geriye doğru tarasam bir de taç da. Bir de bağlayalım taşlarını. Hayır bağlama, hadi gidelim gelin hadi. Daha ben bağlama yolu istemiyorum. Domateslerim salçalık olmuş. Onları daha salça yapacağım. Haydi. 2 dakika gidip gelin. Ben ondan sonra. Diyecektim dün sana, o domatesler balkonda kendi kendine salça oldu zaten diye de. Feyza işte 2 günde şunun şeylerle koşturmakta iyice yoruluydum. Onunla ilgilenemedim. İlgilenemeyince onlar tabii ben soslu kaydırdım şeyler. Domatesler salçalık domatese dönmüş. Hayır burnunu sildi. Burnu acıdı ya. Burnunu sildi. Gideyim. Acıyor ama acıya çok dayanıklı o konuda. Ne yapacak şimdi?
Sevimli üniformaya geldik. Sevimli üniforma Gazi Lisesi'nin hemen yanında. Şurada zaten Sevimli diye büyük yazıyor. Sevimli'nin formaları gerçekten çok güzel. Kumaşları çok güzel. Ben Sevimli'den hariç başka yerden İsmail'e Fatma Gül'ün formasını aldıydım. Yani bir iki yıkamadan sonra formanın rengi de değişti. Sağ sola ağzı burnu da kaydı ama sonra Sevimli'den aldım. Sevimli'den aldığım formanın hiçbir şekilde ne boyası arttı ne de kumaşı esnedi ya da böyle sağ sola ağzı burnu kaymadı. Çok memnunum ben Sevimli'nin formalarından. Bakalım. Fatma Gül'ünki orada. Sevimli'ye kadar gelmişken Leyla'ya uğramadan olmaz. Leyla'yla zaten evden çıkmadan önce bir telefonla konuştuk bir. En son diyor ki Leyla kapat ben de forma almaya gideceğim. Forma almak aldıktan sonra sana uğrarım bir kahveni içerim dedim. Tamam o zaman dedik. Öylelikle telefonu kapattık yoksa telefonu kapatmıyoruz. Leyla'yla ve Gülcan'la bizim telefon muhabbetlerimiz hiç ama hiç bitmiyor. Biz o kadar birlikte olduk. Karşı karşıya geçip konuşuyorsak bir o kadar da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar konuyu nereden buluyoruz bilmiyorum ama işte bayanlar buluyor. Kadınlar buluyor yani. Geldik Leyloş teyzenin. Çal bakalım zilimizi. Oy. Hangi dişi? Dişim mi sallanıyor? Evet ama o kadar değil. Biraz sallanıyor ve sola ittirdiğimde, benim soluma ittirdiğimde yerine giriyor. Tekrardan sertildiğimde yine çıkıyor. Süt dişim mi? Evet. Tamam süt dişiyse sıkıntı yok. Arkadan gelecektir. Büyük ihtimalle geldiği yüzünden şey oluyor. Tabii canım. Alttaki çıkmaya başladıysa. Üsttekini artık yavaş yavaş tabii. Benim şu köpek dişlerim açık. Bizi çağırayalım efendim. İnsan bir kapıda bu karşılar bak. Telefonla mı konuşuyor anne? Evet. Her zaman gibi. Deniz niye baktın İsmail'in formasına öyle? Hiç ne hiç. Gel şu yakalarını düzelteyim dur. Leyla bunun forması da bayağı güzel. İsmail'in formasına gel bak. Üstünde. Ha giydirdim orada da giydirdim. Bu varmış. Bir tek beden bu kalmış hayatım. Evet. Aynı. Yan yana durun bakayım. Tişörtün üzerinden forma giyeyim. Ben de tişörtün üzerine giydim. Ne olacak iki dakika be? Üf. Ay Allah'ım ikisi hayatından bezmiş gibi şuna bakıyor. Yani ben ay, bence de iyi de hani biraz böyle bir sevinin. Sevinçli olun. Okula başlayacaksınız formalarınız. Altı siyahmış şort almamız. Benimkisinin de altı siyah bizim var. Koyuşu da olur herhalde. Olur ya. İlla ki altı siyah olacak diye bir şart yok. Leyla atlar kaç paraymış sordun mu hiç? 100 lira şortu. Ama şu deniz şortunun gibi yerinde olanlar var ya şortlarda. Deniz kapat yani. Kapağı. Deniz. Kendisini saklıyor da o yüzden beyefendi. Kapağı kapat. Deniz kilo verdikçe böyle daha bir şey oldu. Yüzü falan harika oldu Deniz'in. Bak. Annem kapat şu kapağı. Niye de o bunun içini gösteriyor? Utanıyor. Şimdi utanıyor. Anne. Şöyle bir yan yana dursanız da. Yan yana durun bir. İsmail dik dur. Senin küçük bacım. Şaka. Sen 1.42 misin? 1.51. Ne 42'si kız? 1.51 mi? Kanı anan da beni iyice küçüktü. Küçük deniz yaptı. Eli, deniz gel buraya. Deniz elinin üzerine. Tamam Deniz elinin üzerine. Deniz beni 200. Ara o kız çocuğun yanında küçük kaldım yine. 4-5 santim ne 2 santim? Deniz. Kocaman Deniz. Ay gözleri boşuna, çok. Bana bak bana. Gözlere bak. Alma çocuğu. Ay gözleri çok güzel Leyla. Maşallah. Totosunu kaşı oğlun o zaman. Onun dilini sır. Bak. Popomu da kaşı. Yo, benim de sarı oğlum var. Bak, çok tatlıdır benim oğlum. Ayşe'yle bu oğlum. Bakalım. Anlaşılın. Kuşuşu bu. Bunun da gözler pek güzel. Aha. Ne? Toponu diyeyim kaşırayım. Totoluk kaşıdı. Nasıl kaçıyor ya? Bak ya ikisi de kaçıyor sanki. Bak. Neyse hadi Leyla ben gider hayatım. Benimki otur, evde. Hayatım, otur. Benim domatesler salçalacak Leyla. Benim de ev temizlenecek. Belgen. Evi her gün temizliyorum Leyla. Dershane nasıl gidiyor? Deniz Bey. Deniz Bey. İyi. Kaç kişi oluyoruz? 7. Pazartesi 8 olacaklarmış. Bir kız geliyormuş. Hmm. Herhalde. Harun uslanmış hepsi. Bir tek İsmail var Meryem'e gelen.
Meryem'e giden bir İsmail varmış. İsmail bir tek numune sensin şu anda. Seçmece. Seçmece. İyi o zaman boş ver. Bir tane daha şey geliyormuş. Kız gelecekmiş. Gelsin iyidir. Ama kaç kişiydi maksimum? 12 kişi olacak. 12. 12'de kalırlarsa çok çok iyi. Maksimum 12 diye almış. Bizim sınıf mevcudumuz 30. 30 mu mevcudumuz? Evet. Arttırmayacaklarmış galiba. Öyle 40-50 kişi yapmayacaklarmış. Çıkartabilirsiniz beyler. Bizim herhalde Barbaros artacak gibi duruyor. Bizimki arttırmayacak inşallah. Biz öyle ümit ediyoruz artık. Ay abla. Çok çiksiniz bugün yine. Neyse. Neye niyet niye kısmet. Sosluk domatesler oldu sana salça. Evet. Ne ablam yapacağım bir şey yok. Hiç olmazsa ben zaten salça yapacaktım Leyla abla. Salçamı çoğaltayım diyordum İyi. Yani. Bu bıçak ben de salçam yoktu. Şey. Tamam. Kesme tahtamız yok mu? Yok ben elimle böyle böyle kesiyorum atıyorum. Varayım. Ben kolumu artık burasına kaldırdım ki. Kolum kalkmıyor yani. Ne kadar düşünceli bir komşum var görüyor musun? Yazık bana yazık. Kolumu nasıl kaldırayım ben? Doğru. Her defasında. Unuttum Leyla abla. O zaman sen ne yapıyor musun? Şunu içine koy. Ben oradan da sana şeye boşaltırım hepsini. Adını sen söyle. Ha öyle. Dörde beşe bölüyorum. Şöyle giriyorum. Büyük büyük. Çok küçültmüyorum ben zaten bunları. Annem de istiyor zaten ya şey. İlhan'ı da çıkaracağız. Aynen aynen. Zaten beraberiz zaten. Yani. Şeyimiz yok ki ayrımız var, ayrımız yok artık. İşte iki gün, üç gün hastane işlerle koşturmaktan. Tabii yani. Var ya fırsatı çıkmıyor. Neyse ya hastane işini hallettim ya Belgin. Önemli olan oydu. Evet Leyla abla hastane işini hallettim. Şu anda aklıma kalan ayın 15'indeki başka bir şey yok yani. O yüzden onu da zaten beraber gideceğiz. Evet evet beraber gideceğiz. Yani doğru dedi doğru. Feyzan dediği doğru. Bu kavanozlar almaz bunlar dedi ama. Haklı da. Ben biraz tuzunu fazla koyayım Leyla abla şey olmasın diye. Küflenmiyor yani. Evet evet küflenmesin diye daha iyi oluyor. Senin tuzda bir şeyin yok değil mi sıkıntın? Benim bildiğim yok. Senin sadece bir acıyla bir sıkıntın vardı. Evet. Gerçekten. Sadece acı. Acı evet tamam. Şey olmasın rahatsızlık vermesin sana hani beraber şey yapacağız ya. Bunları terasa çıkarayım ben yine. Terasta dursun daha iyi oluyor terasta. Güneş görüyor. Çiçekler olmasa benim kapalı balkona koyardık da. Ama güneş görmesin abi. Hiç güneş görüyor ya balkon. Camlar da ısınıyor. Kızım benim bir de güneş görüyor ama güneş şey sürekli şey yapıyor yani. Yer değiştirmektense. Ben atarım dur sen al. Sen de şey sahilimle atıyorum. Tamam. Hani kolumu öbür türlü her defasına kaldırmak zorundayım onu yapamam. Aydın zaten şey, Belgin. Bir şey yapmam, dikkat ederim dedim. Çıkardım ya kolluğu. Evet. Leyla abla sok kolluğu. Çok erken çıkardı evet, ya. Evet. Keşke çıkarmasaydım dedim. Birazcık ağrısı geçtiği zaman direkt kolluğunu bırakıyor. Şey yani. İnsanın zaten her şey böyle bir yer can acıdığında şey yapıyor ya. Ama Belgin ya şey, sırtıma berbat alerji yaptı. Evet. Bir de o var. Bir de ilk zamanlar o kadar şey yapmıyordum da. Ameliyattan sonra iki ay hiç çıkarmadan taktım ya. Ameliyattan sonra gece uyurken de takılıydı. Ama ameliyattan sonra ya Rabbi seneksi yaz ayıydı değil mi yine? Tabii Temmuz sonunda ameliyat oldum. Ağustos başında ameliyat oldum yani. Temmuz, Ağustos. Ay tam sıcaklarda takmışsın ha. Yerim. Şeylik ama. Sana toz atayım ben. Toz demişim tuz. Annemin odadaydım ya. Klimayı açıyorduk. Klimasız durmadım yani. Şey... Duramazsın. Adam kurdu eşenlik yani ya. Senin dediğin gibi. Kolum hiç hareket etmediği için onu ben çıkarıp takamıyordum. Annem geliyordu banyoya. Annem şey, duşumu falan anneme aldırıyordu. Annem çıkarıyordu onu. Çok zor ya. Hem şeyi yıkıyordu, kolluğu. Terleyince çünkü iyice rahatsız ediyor. Tabii canım bir de kokar, sıcak. Şey gibi ya.
Annem banyoya sokup yatırıyordu beni, kolum böyle. O zaman hiç kalkmıyordu yani. Kolluğu da şey, taktığım kolluğu da çıkarıp yıkayıp asıyordu balkona. O gidene kadar zaten sıcakta kuruyordu. Tekrar takıp öyle gidiyordu annem. O zaman hani hiç, şimdi kendimi takıp çıkarabiliyorum. O zaman hiç çıkarıp takamadın. Yok. Onun için sıkıldım, çok sıkıldım. Ama ara ara yine künepeyi ağrıdı. Evet, takman gerekiyor herhalde. Şey yok yani. Daha küçük kesiyorum madem şey. Evet, çok küçük kesiyorum. Ben 4'e bölüyorum, 6'ya bölüyorum. Bitiriyorum işi sen. Ama şey, hem kavanozda... Daha az mı yer kaplıyor? Tabii, daha fazla basarız. Biz Nihal ablayla közde patlıcan yapacağız. Buzluğa atmak için. Ama Nihal abla diyor ki, benim sobayı yakalım da öyle yapalım diyor. Ben diyorum ki, ondan sonra sobayı yakıp da közde kuşu yapalım. Hani tadı daha güzel olur diye de. Sonra hepimiz kurdeşen dökelim sıcakta. Hayır diyor, bu şey diyor, adı sen söyle. Sobayı atarız diyor, sola sala çıkarız diyor. Orada pişer. Aynen öyle. Almaya gideriz sadece. Sonra almaya gideriz. Ama zor gün yer abla. Hayır, sobanın içi de temiz ya şimdi. Evet evet, temiz dediğin doğru. Dur bir biz bir şey patlıcanımızı alalım da bir. Aslında şey, açık alan bulup da böyle sobada falan değil de bak. Nerede yapacağım bilmiyorum. Daha gelin bana yaptıkları şey. Ebru'nun ev köyünde. Köyün bahçesinde yapacaksın onu yer abla. Daha gelin benimkileri, geçen senekileri şeyde mangalda yaptı. Hı-hı. Mangalda daha lezzetli oluyor. O isim kokusu da geçiyor ya. Hı-hı. Daha lezzetli oluyor. Ya şeye gideriz biz de ya. Sarı suya gideriz mangal yerine. Sokada 10 kilo patlıcan alacağız. 10 kilo patlıcan sarı suya taşıyacağız. Közleyeceğiz. Geri geleceğiz. Bir de biz o sarı suya otobüse gideceğiz geleceğiz. KL08'e bineceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Nihal abla da zaten kendini bayağı bir sağlam gördüğü için. Yok ben şey gidiyorum da ondan sonra işte bir hafta basamıyorum, orası sıkıntı oluyor. İşte onu diyorum ya zaten, bayağı bir sağlam gördüğün için diyor. Şey yaparız ya, Ercan'dayım ama söyleriz. Hı. Biz arabayla götürsün bıraksın oraya. Olabilir. O zaman sadece terasta yaksak ne oluyor kız? Sadece patlıcan közleyeceğiz kızım biz. Ay sen biliyor musun? Ne? Şu karşı köşe bina. Hani şu çok bağıran kadın var ya. Maşallah var. Dün akşam yine bağırdı. Evet. Çocuğa o kadar mı bağırdı? Çatıda mangal yapmışlar. Hı. Benim hiç aklıma gelmedi çatıda mangal yapmış olabilecekleri. İtfaiyeye haber verdim. Allah'ım sen. Karşı binada yangın vardı. İtfaiye çıktı geldi. Ama şikayette bulunursa. Mangal yapmak yasak çatılar. Ondan sonra şey, bir utandım kendimden. Ama seninkisi tedbir amaçlı olan bir şey mi? Evet. Kötü bir şey değil ki o. Çünkü biz şu karşı binanın kozmetikçinin üstünün birinci katı öyle tutuştu ya. İşte. Ev cayır cayır yandı. Çocuklar odada kibritle oynuyorlarmış. Tutuşturdular. Aman. Bütün eşyaları, her şeyleri yandı biliyor musun? İyi canlarına bir şey görmüş. Evet. Biz bir kere şeydeyken, tabii ben ona ufak şeydi, küçüktüm, liseye giderken ışıklarla oturuyorduk Sinan Mahallesi'nde. Karşı komşumun birinci katın, şeyde mutfaktan yangın çıktı başladı diğer abla. Haberleri yok, hepsi içeride oturuyor. Bağıra bağıra haber verdik, ondan sonra söndürdüler büyümedi. Yoksa bilseydik tamam. Şey tutuştu herhalde, ya mutfakta bir şey yapıyorlar. Tabii. O tutuştu. Yangın var ya, ateş gerçekten çok tehlikeli. Ay ben korkuyorum valla bak. Benim yedek tüpüm bile boş duruyor arka balkonda. Hayır, patlama riski var. Onu bile doldurtmuyorum ben. Hani dolduralım da yedek dursun diyorlar. Hayır istemiyorum. Ya güneşte ısınıyor patlar matlar. Ondan sonra al. Ben yedek tüp falan istemiyorum dedim. Aradım zaten tüpçüleri, şimdi yarım saat içinde getiriyorlar. Yani Nihal abla, tüpçünün tüpü mü bitti? Hani ne olur, ben artık ki bitti yani. Ne yaparsın, en fazla yukarıya çıkarsın. Aynen, benim tüpüm biterse en fazla aşağı inerim. Yemeğimi yapar, yukarıya çıkarım yani. Aynen öyle. Çok da sıkıntı yok olur. Evet, domateslerimizi doğradık. Nihal abla böyle küçük küçük
küçük doğradı. Nehra böyle küçük küçük doğrayınca ben de küçük küçük doğradım. Ama Nehra ablanın dediği doğru az yer kaplar. Ya. Yeah. Evet bak böyle büyük büyük doğrayınca daha çok yer kaplar. Az az doğrayınca böyle kalan domateslerden ancak bu kadar çıktı. Şimdi Nihal abla da karar verdi. O da salça yapacak. Ona da 20 kilo şey alacağız. Evet. Domates. Ben 30 kilo almışken sana da 20 kilo isteyelim. Getirsinler sana da bir 20 kilo da. Nihal abla aslında salçamız yeter. Ya kışı geçirelim belki yetmez. Ben geçen sene yemek yapamadım kolumdan dolayı ama bu sene yaparız. Bu sene yemek yapacağız. Biz bu sene bol bol yemek yiyeceğiz Feyza. Evet. Ben yapıyorum yemek ama tamam, siz sebze yemediğiniz için. Yok yok alalım tamam. Ben 30 kilo söylerken sana da 20 kilo söylüyorum. Zaten adamlar ne zaten 30 kilo getireceğine 50 kilo getirirler. Daha iyi. Herkes evet. Kendi parasına bakıyor sonuçta. Şu en azından kışın salça derdimiz olmaz. Yemem bitecek olursa senden takviye alırım. Tabii tabii. Her zaman yer ablacığım. Şunlar biraz daha süzülsün de ben bunları bir geçireyim. Ondan sonra tekrardan. Nasıl olsa beraber pişiriyoruz. Beraber yiyoruz. 100 yani. Kilo domates almış olacağız anne. Bir de 18 kilo 120 kilo domates almış olacağız. Maşallah işte. 50 kilo domates aldığımda içinde çıkan çürüklerden salça yapmış. Çürüklerden demeyelim. Eziklerden diyelim. Bunu... Bunları buradaki ön balkonda bir şey yaptıydım. Evin balkonunda beklettiydim. Terasa çıkartmadıydım. İki kavanozu. Şimdi onları elekten geçirdikten sonra bir de şu şeyden geçireceğim. Az da olsaydı. Diğerlerini terasa zaten çıkardık. Onlar da 4-5 gün boyunca yukarıda şöyle bir güneşlensinler. Onlardan da salça yapacağız. İsmail bu sene hep salça yaptık anneciğim. Evet. Sinacığım benim kameramanlığımı yapıyor bu gün sağ olsun. Anneciğisine yardım ediyor. Evet. Hayatımın aşkı. Heyecan var mı heyecan? Var. Okul için? Var. Var değil mi? Evet. Yeni arkadaşlar edineceksin. Evet. Yeni yeni. Anladın sen mi İsmail? Anladım. İsmail beni daha iyi anlıyor. İsmail daha güzel anlatıyor. Benden daha iyi İsmail. Evet. Neden? Çünkü çok güzel kitap okuyor benim oğlum. Evet. Muzaffer Ege abinle de. Ben Şevdan teyzenle konuştum. Yemek işini hallettim. Aa. Sen Şevdan teyzenle yemek yiyeceksin. Oley. İlk bir hafta getireceksin. Kendini götüreceksin. Ondan sonra Şevdan teyzen söyledim. Muzaffer Ege Şevdan teyzen alıyor ya. Rahatsızlığından dolayı. O yüzden seni de alacak götürecek. Beraber yemeğinizi yiyeceksiniz. Hiç olmazsa İsmail'cim yemek derdin de olmaz. Hiç olmazsa orada bir kase sıcak çorba bile içsen. O bana yeter. O sana yeter yani. Evden götürdüğü kuru yiyeceklere göre, tostlara göre sulu yemek her zaman içindir. Bir de İsmail Şevdan teyzesinin yemeklerini çok sever. Evet çok güzel oluyorlar. Bayılıyor. Şevdan'ın bazı kendince formülleri var. Şevdan'ı çok seviyorum buradan kendisine. Çok 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 selam söylüyorum. Selam gönderiyorum kendisine. Oy çocuklar enginleri sevmediği için Şevdan enginlerin yapraklarını kurutur. Onları blenderdan geçirir, toz haline getirir. Bir çay şekeri, çay kaşığı, şekerlerden çıktı. Bir çay kaşığı yemekleri onlardan mutlaka ekler. Ama tadı harika olur. Çok güzel koklarlar. Tadına bayılırım aslında o kadar kötü kokmuyor. Çocuklara bir şekilde ilgili o enginarı çocukların vücuduna sokuyor yani şeyden önce yapmayacağı şey yoktur. El lezzeti de harikadır. Evet mantıları çok güzel oluyor özellikle. Mantıları çok güzel oluyor evet. Şey. Ha söyle. Sen söyle. İsmail kuru fasulyesini çok sever şeyden teyzesi. Kuru fasulye de çok güzel yapar. Başka neyi çok seviyorsun şeyden teyzenin yaptığı yemeği? Tekrardan kuru fasulye pilav. Pilav. Bir de perşembe günleri vardı. Şey, abur cubur günü diyorduk biz ona. Ev yapımı pizzadır. Evet, kendisi hamurunu her şeyi kendisi hazırlıyor. Çocuklara pizza yapıyordu. Şevdan bundan pandemi patlamadan önce çocuklara yemek verirdi okul çocuklarına. Evet. Çok güzel oldu. Ay çok güzeldi. Bazen ben de giderdim. Bir yardımcı oldu. Hem de çocuklarla giderdim. Okuldan alırdım. Şevdan'a götürdüm. Her yerim domates oldu. Sonra hepsini toplardım. Tekrardan okula bırakırdım. Bakalım bu sene öyle bir şey yapamayacak. Olursa sadece Meryem'e giden öğrenci alabilecek. Çünkü Muzaffer Ege biraz rahatsız olduğundan dolayı Muzaffer Ege'yi Şebnem'cim okula getirip götürüyor.
Günaydın, günaydın. Şu kalan 3 tane muzu da ye. Sen de rahatlayayım, ben de rahatlayayım. Bundan sonra bir daha da bana muz demesin. Çünkü o muzun orada olduğunu biliyor. Bildiği için o gidecek gelecek o muzu bitireseye kadar uğraşacak Nihal abla. Gördün mü? Az önce yarısını aldım muzu. Ya. Görmedim vallahi. Ben sana bakıyordum, Nihal ablana bakmıyordum. Ben de eline bakıyordum, baktım şey yok. Muzun yarısı yok. Feyza'ya nasıl bakıyor? Feyza çocuğun muzunu yiyorsun şu anda. Sana o yüzden ters ters bakıyor. Ama sabah var ya, bez değiştirirken yapma. Açacağım. Açma açma, kendi açmış. O kendi açacak. Atıyor ondan kızıyor. Sonra. Kızıyor. Dün annen açtı diye attı şeyi. Muzu. Kendi açacak o. Atsın zaten. Şey yapamıyorsun, çıkaramıyor sonra. Çıkarıyor. İshal yapıyor fazlası. Sabah Nihal abla bezi değiştirirken bağıra bağıra bez değiştirdik. Yanmış. Yani Totos'u bildiğin yanmış. Uykuyu da açamadı ama gözü direkt muzdaydı yalnız. Ben incirden yedim, şeyden üzümden yemedim daha. İncir aldın Nihal abla. Ay Feyza'ya da alsaydım, keşke hiç aklıma gelmedi. Feyza çok seviyor işin inciri. Bizim eski evimin bahçesinde vardı. Kimse toplamıyordu. Okula giderken, servis beklerken. Evde var ya, şimdi kilo almaya gittim de çıkarırım. Tamam, yiyeceksen çıkarsın Feyza'cığım istersen. Ben alırım olmazsa yine. Ver anneciğim, ben oraya atma bebeğim. Bizim evimiz çöp değil. Hiçbir yer çöp değil. Senin evin mi var yani? Yok zaten canım, maşallahımız var. Sen yemiyorsun diye. Aklıma Feyza gelmedi yiyorsa, o anda yani. Her Feyza yiyorsa, ben dün 3-4 tanesini yedim. İkiye bölerim, yarısında şey çıkarım, Feyza'yı çıkarım, ne olacak? Tamam. Ver, ver aşkım, ver açım. İşte bak, elletme. Nasıl güzel. Olsa çıkıyoruz dışarıya çıktığımızda. Aynen. Açma. Alırız meyve. Atma işte annem. Tamam. Benim de şekerim düşüyor belki. Tatlıyı da bıraktım ya. Tatlı bir şey tüketmiyorum. Başka hiçbir şeyden şeker almıyorum diye. Kan şekerim düşüyor. Bu defa elim ayağım sanıyor. Oh teyze. Ellerine sağlık. Al bakalım muz. Kahvelerimizi içelim, sonra maskelerimizi yapalım, azıcık bir güzelleşelim. Ay evet Nihal abla, şu kil maskesini yapalım. Herkes fark ediyor. Kevser'e gittiğimde de hastanede şey dedi işte. Belgin teyzeniz, Belgin dedi. Yüzünde bir şey var, çok güzel olmuş. Teyzeniz cilde parlıyordu ama. Evet, dur. Evet Nihal abla, şimdi bize beyaz kil maskesi yapacak. Evet, Belgin... çok beğendi Nihal abla ben bu maskeyi. Gerçekten çok güzel, cildine insan inanılmaz derecede güzel geliyor. Zaten Nihal abla bu maskeyi kendi kanalında yapıp paylaşmıştı. Evet. Ama yine bazı arkadaşlar yine sormuşlar. Ben şöyle bir kaşık kadar daha önce de söylemiştim. Bende ince yulaf vardı. Ben ince yulafı kullanıyorum. Eğer ellerinde ince yulaf yoksa havanda birazcık döverek inceltebilirler. Yulaf yoksa koymayabilirler de. Şöyle hemen iki kaşık kadar kil koyuyorum. Şimdi onu biz 3 kişi kullanacağız. Evet, Feyza, ben ve Nihal abla. O yüzden bizim ölçülerimiz 3 kişilik. Siz bunları yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Biz bu beyaz kili aktarcının aldık. 10 liraya mı almıştık? Evet, 10 lira. Biz bunu yaklaşık daha... biz 3'er kişi 3'er kişi yapıyoruz. Doğru. Biz çok çok yapıyoruz kendimizi. Buna rağmen daha elimizde 3-4 kez yapacak kadar... kilimiz var. Şöyle. 2 yemek kaşığına. 2 yemek kaşığı kadar da kil koydum. Yani koyduğunuz kilin yarısı kadar yulaf koyacaksınız içine. 2'ye 1. 2'ye 1 olacak. Şöyle bak, bu kadarını kullanmışız yani. Evet, şu anda bizim bu yaptığımız maskenin maliyeti bize 5 lira. Anca var. 5 lira yoktur bile. Ha, ben 5 lira diyorum Nihal abla. Hadi 5 lira düz hesap olsun. Normalde böyle bir maskeyi bir kozmetikçiden bir yerden almaya kalksanız, beyaz kil maskesini. İşte o gün en ucuz baktık şeyde, senin A101'e girdik. Hani sen bir şey bakıyordun ya. Ben fiyatlara bir bakayım dedim. Beyaz kile baktın sen. 19 liraydı. 3 kullanım ancaktır o. Yani 3-4 kullanımlıktır. Gerek yok, evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bir de hem içinde şey yok, raf ömrünü uzatmak için katkı yok. Hem de taze hazırlanması daha faydalı. Aynen, bence de. Önce zeytinyağını koyayım. Evet, şey, yağlı cilde olanlar yağ miktarını azaltabilirler. Ben bir kaşık kadar koyacağım. Artık
siz bizim yaptığımıza göre örtüler. Kendilerini kendinize göre göz kararı. Bir kere hazırlandığı zaman zaten şey... El alışkanlığı oluyor. El alışkanlığı olur. Ben hani burada da şey tarif veriyoruz ya. Ben aynen. Genelde ölçülü yapmıyorum. Ne kadar yetişeceğini biliyorum. Ona göre zaten ayarlayıp kullanıyorum. Çok şey olmuyor, sorun olmuyor. Evet, biz yine şey papatya demledik. Papatya ile yapacağız. Ama dediğim gibi papatya yerine ada çayı olabilir, gül suyu olabilir. Hiçbir şey yoksa ellerinde normal bildiğimiz içme suyu da olur. Hı. Yalnız çeşme suyu değil. İçme suyu. İçme suyuyla. Şöyle bir miktar koyarak. Hı hı. Şimdi bu beklerken biraz biliyorsun koyulaşıyor. Ben o yüzden biraz daha şey bıraktım. Sıvı bıraktım. Eğer ciltleriyle yağlı bir cilde uygulayacaklarsa dediğimiz gibi içine bir iki damla da limon damlatabilirler. Yağlı ciltler limonla damlatabilirler bir iki damla. Yağı azaltıp limon takviyesi yapabilirler. Cildin hemen hemen bir haftadan fazla bundan sonra ama senin şey kaldı, parlak kaldı cildin. Çok cildi. Güzel kaldı Leyla abla, yani herkes fark etti yani. Ve biz bunu 5 liraya almamışız, 10 liraya almışız. Bak yanlış söylemiş olayım. 10 lira? 10 lira dedik. Ay ben maskenin maliyeti belirledim. Maliyeti 5 liraya geliyor dedik ama içinde 5 liralık bir şey yok işte bir. Ben hadi 5 lira düz hesap olsun dedim yani. Yani. Şey değil. Kafa gidiyor Leyla abla. Yorgunluk. Haftada bir yapılması zaten yeterli geliyor. Tabii biz, benim kolumdan dolayı geçen hafta yapamadık çünkü. Ama maske falan görecek halim yoktu Belgin. Yani abla kolun, bacağın, her ikisi aynı anda tuttu. Diş. Diş de bir anda seni katmerledi. Üçü bir arada oldu yani abla. Senin ikisi... Tabii evet, üçü bir arada oldum. Yani. Evet, tamamen homojen hale gelene kadar... Yağı biraz zor çekiyor çünkü. Hı hı. İçine almasını bekliyoruz. Ama şimdi tabii bunu beklerken de bu kil birazcık koyulaşıyor. Hı. Sürerken koyulaşacak tabii. Bunu ne kadar bekleteceğiz Leyla abla cildimizde? En az 20 dakika. En az 20 dakika. Tamam. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi ben yukarıya çıkarken yüzümü yıkadım. Şimdi ben sabah kalktığımda, her sabah kalktığımda mutlaka yıkıyorum sabunumla. Aynı sefa sabunu, ondan sonra keseyle hafiften şey yapıyorum. Sonra gül suyuyla pomatladıktan sonra bırakıyorum ama ondan sonra nemlendiricimi sürüyorum. Tabii. Şimdi tekrardan bir gül suyuyla pomatlayıp o nemlendirici üzerinden şey yapacağım yani arındıracağım. Maskeyi sürmeden önce. Hı hı. Çünkü ben biliyorum nemlendirici sürmediğim zaman benim cildim çok kuru olduğu için hemen evet. Yeri abla şey oluyor, kuruyor. Hele kışın felaket. İşte ama şimdi işte maskeleri düzenli yapmaya başladığım zaman sende de kalkacak o kuruluk hissi. Hı hı. Ben mesela kışın yazın ben de hani sıkılıyorum her gün şey hazırlamaya. Maske ada çayından tonik hazırlamaya ben de üşeniyorum. Gül suyu kullanıyorum ama kış döneminde şey yapmıyorum, aksatmıyorum. Hı hı. Cildim hem parlak oluyor hem de nem dengesini sağladığı için sürekli nemlendirici kullanmak zorunda kalmıyorum. Evet, tamamen homojen hali. Geldi. Sen yüzünü hemen temizleyeyim ben. Temizleyip gel. Tamam. Maskemizi sürelim. Onları var ya kendi kendine siliyor. Oynayamadığı için ya şöyle yuvarlak yuvarlak şeyler vardı. Allah Allah. Biz maskelerimizi uyguladık arkadaşlar. Bir 20 dakika boyunca bekleteceğiz. Bakalım 20 dakika sonra yıkadıktan sonra çok seviyorum maskeyi. Evet. Cilde verdiği parlaklık bir de gerginlik veriyor. Bu sefer de cildinde de ayrı bir gerginlik gözüküyor. Çok güzel gözüküyor cildinde. Ne yaptıysan sen dedi. Ben sana ilk yıkadığımda ne dedim? Kir maskesi. Cildim yumuşacık oldu dedim. Evet, Nihal abla hep böyle cildini elliyor. Bir de Nihal abla cildi elleme şeyi farklıdır. Bizimkisi gibi böyle ellemez. Nasıl elliyor Nihal abla? Şöyle bak. Bu yapılması gereken hareket mi bu? Yok. O benim şey. Ha. En alışkanlığım. Biz bir de cildi öyle kontrol ediyoruz ya normalde cilt bakımı yaparken.
O bende şey haline gelmiş. Neymiş? Alışkanlık haline gelmiş. Ben de herhalde yapılması gereken bu diye düşünüyorum biliyor musun? Bilmediğimiz için ben de böyle kendi artık yavaş yavaş cildimi ellerken böyle elim. Nihalanmadan göre bazı şeyleri öğreniyoruz zaten. Abo! Biz maskelerimizi yıkadık çok güzel oldu. Ay Nihalanma harika. Nihalanma gibiyim. Ama çok seviyorum. Ben bu maskeyi daha çok sevdim. Evet. Yani şey, cilde verdiği parlaklıktan dolayı bayıldım yani. Cilt açılışlı oluyor bu maskeden evet. Sonra. Vallahi ellerine sağlık herhalde. Teşekkür ederim. Çiçeği böceği bıraktık bugün. Maske tırnaktı. Aynen. Maskeyi tırnaktı derken herhalde bugün daha çiçeklerine bakamadım. Evet. Herhalde bugün sadece ben de uğraştım. Çiçeklerle hiç uğraşamadım. Evet. Önce domates. Önce domates. Evet. Dediği doğru. Domates. Sonra çiçeklere bakmaya gittim. Herhalde maske yapalım dedi. Evet. Şu maskeyi istiyordum bayağıdan beri. Herhalde eli birazcık sıkıntılı olduğundan dolayı herhalde çok fazla bir şey söyleyemedim ama maske zaten her haftada bir yapmamız gerekiyordu. Evet. Bir haftaya da geçince. Geçen hafta yapmadık. Hani niye kendin yapmadın dersen. Şimdi her abla daha iyi yapıyor. Daha güzel koruyor. Her şeyini daha güzel tutturduğu için her abla yaptığı zaman benim içime daha çok siniyor yani açıkçası. Ay her abla çok güzel nemlendirdi biliyor musun? Zeytinyağından dolayı. Evet. Çok güzel oldu. Çünkü şimdi bak deri 3 kat. Evet. Derinin altında da 7-8 tane katman var. Normal kullandığımız kremler sadece yüzeysel oluyor. Hmm. En fazla bazal tabakaya kadar gidebiliyor. Ama zeytinyağı vücudun kemiğe kadar alabildiği tek yağdır. Yağ. Evet bunu Yeni abla Sipa'ya da söyledi. Ben de yeni öğrendim zaten. Zeytinyağı. Onun için cilt ışıl ışıl oluyor. Yani uzun süre cilt daha derine kadar aldığı için. Hmm. O yüzden hani mesela sen diyorsun ya şimdi bende fark edilmiyor o. Ben sürekli dediğim gibi ada çayıyla tonik olarak kullandığım için cildim benim hep şeydir, parlaktır. Ama bende ayrı bir parlaklık veriyor ve bu herkesin dikkatini çekiyor zaten yakın çevremdeki insanların. Onlar gördükleri zaman cildine bir şeyler mi yaptın deyip söylüyorlar zaten, soruyorlar da. Dediğim gibi ben Nihal ablamın beyaz kil maskesini söylüyorum direkt zaten. Evet, kil maskesi dalgının çok hoşuna gitti. Gerçekten çok güzel. Ya çıkış döneminde zaten şeye de döneceğiz. Medikal maskemize de döneceğiz. Çünkü senin lekelenmelerini onu bu sene düzenli yapalım ki. Benim güneş lekelerim güneş lekeleri var belginin. Ben hani çok, benim biliyorsun şey yok, cildimde leke yok. Hı-hı. Allah'ıma şükürler olsun. Ama nemden dolayı ben de hani seviyorum ama aynı görevi şimdi şeyde, beyaz kil maskesinde de elde ettim. O yüzden çok sıkıntı değil. Artık maskeleri yaptık. Ben gideyim çiçeklerimle birazcık ilgileneyim. Tamam, biz de olmaz artık. Sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim. Videomuzu sonlandıralım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bana niye bakıyorsun Nihal abla? Bakmıyorum sana. Ay ne bileyim öyle dönüp de bana bakınca bir tuhaf oluyor. Yüzüne baktım. Allah razı olsun. Senin eserin Nihal ablacığım. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.